Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sayın arkadaşlar, bugün size inşallah bir mucize olan yumurtanın kabuğundan bahsedeceğim arkadaşlar. Yumurta kabuğu ve yumurtanın zarı. Arkadaşlar, çift kör çalışması, yani kanıta dayalı çalışma, yumurta kabuğunun faydaları Amerika Birleşik Devletleri'nde arkadaşlar tesadüfen bulundu. At ve köpekleri beslenmesiyle ortaya çıkıyor arkadaşlar. Herifler köpeklere ve atlara artık ne şeyleri vardığında onlara beslerken tesadüfen faydaları keşfediliyor. Bizde ise pardon, eskiden beri atalarımız kullanıyor arkadaşlar. İşte kireçlenmedir, kalsiyumdur, bilmem nedir. Asıl çalışma, bakın not aldım. Şimdi size şeyden de göstereceğim. İnternetten arkadaşlar. Sayfayı kaybettim galiba ama. Tekrar yükleyeyim ben onu. 2000'li yıllarda ve 2008. yıllarda arkadaşlar 8 üniversite yumurta kabuğunun ilaç dışı, yani osteoporit, halk arasında kireçlenme, eklem ağrısı, kıkırdağ hastalığı, kronik hastalıklar, hareket zorluğu, 8 üniversite bunun üzerinde çalışma yapıyor arkadaşlar, kimyasal ilaçlardan kurtulmak için nem, yani yumurta kabuğunun zarının adı natural mabrane, yani doğal yumurta kabuğu zarı ile ilgili çalışması 186 hasta üzerinde yapılıyor arkadaşlar. Optomize, plasebo kontrolü kanıta dayalı çalışması ile hem hastalar hem doktorların üzerinde kullandığı yumurta kabuğu ve zarının etik kurullar tarafından değerlendiriliyor arkadaşlar. Etik kurul değerlendirilmesinde şu kanıta varıyorlar. 186 hastada ölçülebilen skaları ve ağrıları, yaşam kalitesi, yani yaşam kalitesi bir hafta ve 10 günlük kullanımda arkadaşlar %40 ile %50 oranında iyileşme sağlanıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tedavi Anabilim Dalı Rehabilitasyon Öğretim Üyesi Profesör Doktor Merih Sarıdoğan, kıkırdak yaşlanmasının doğal sonuç kireçlenme, kemiklerin birbirine sürtmesi, romatizmal hastalıklara faydalı diyor arkadaşlar. Yani bu bir doğal süreçtir. Kemiklerin yaşlanması, işte kıkırdakların birbirine sıvının azalması arkadaşlar, işte kalsiyumun azalması gibi bir sürü yani etkileri var arkadaşlar. Burada şeyi kaybettim. Şimdi sayfayı açacaktım. Bakın size yumurta kabuğunun faydalarından nasıl yararlanılır arkadaşlar. Şimdi açıkçası şöyle diyeyim size. Bakın burada 10 dakikadır ocakta arkadaşlar çiğ yumurta kabuğu, yani yağda pişirdiğimiz yumurta kabuğunu ilk önce kaynatıyoruz. Daha sonra 200 derecede, bakın arkadaşlar, fırında kavuruyorum, kurutuyorum. Niçin? Kapatayım, fazla şey yapmasın. Arkadaşlar, niçin bunu yapıyoruz? Yani bize kuş gribi veya kümeslerde bulaşan bakteriler dezenfekte olsun,
herhangi bir hastalık bize bulaşmasın arkadaşlar. Önce burada 10 dakika kaynatıyoruz ve fırına veriyoruz. Fırında 200 derecelik sıcaklıkta 5-10 dakikada kavuruyoruz ve bir havanda arkadaşlar böyle dövüyoruz. Ben bunu niye dövüyorum? Çünkü burada kaynattım. Fırında kavurdum. Sizin zamanınızı almamak için arkadaşlar. Çünkü bir sürü zaman kaybı olacak. Sizi fazla oyalamış olacağım. Bak arkadaşlar böyle vuruyorsunuz. İncelmezse bakın şöyle sürtmeyle yiyeceğine un haline getirme şansımız yok. Ama bakın arkadaşlar böyle toz haline biraz daha şey yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir doğal kalsiyum deposu. Bunu böyle niye yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi yumurta zarını direkt mide eritmeyi diyen arkadaşlarımız var. İşte dişler üfelemiyor. Sindirmesi güç olabilir. Bakın ben buraya koydum. Şimdi ayrı bir kaba aldım arkadaşlar. Size doğal C vitaminli kalsiyum arkadaşlar. Bakın. Limonu sıkıyoruz arkadaşlar. Limon hem kabuğu kalsiyuma dönüştürüyor. Eritiyor arkadaşlar. Hem zarını eritiyor arkadaşlar. Bunu çorbalarınıza katabilirsiniz. Kaşık kaşık tatlı kaşığıyla yiyebilirsiniz. Yani kıtır kıtır ağzımıza gelmemesi için arkadaşlar limon kabuğunda bakın nasıl köpürüyor arkadaşlar. Hemen onu eritmeye başladı. Yani bunu 3 gün, 5 gün, 1 hafta arkadaşlar buzdolabında bekletiyoruz, karıştırıyoruz erirsin diye. Limon suyuna çıkıyor arkadaşlar onun eriği. Ve tatlı kaşığıyla akşam sabah birer tatlı kaşığı arkadaşlar yersek elhamdülillah Allah'ın izniyle hem kemiklerde kalsiyumu depolamış olacağız. Arkadaşlar bu da kaynadı. Altını kapatayım. Hem de doğal zarının faydalarından yararlanacağız arkadaşlar. Bakın nasıl köpürüyor. Tabanını karıştıralım ki tabandaki şeylere de kabuklara da şey gitsin arkadaşlar. Yani demek istediğim doğal bir kalsiyum kimyasal ilaçlardan kurtulmanın diğer bir yolu da bu arkadaşlar. İlaç 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 inanır mısınız? Benim hanım 400 lira dizlerinde işte yürüyemiyorum. Aksama, topallama gibi ağrılar meydana geldi. Toparlatıyordur resmen arkadaşlar. Ben bunu önerdim. Kabul etmedi, içmedi. Canı sağ olsun. Doktora gitti. Dedi sende işte sıvı azalması var. Kalsiyum eksikliği var. Şu diz kapaklarındaki oluşan arkadaşlar. Bakın şuradaki diz kapaklarındaki oluşan İki kıkırdak birbirine sürttüğünden dolayı arkadaşlar birbirine zarar veriyor.
Hatta çıtır çıtır sesler geliyordu. Bakın arkadaşlar. Neyse doktor buna hem kalsiyum, kimyasal kalsiyum arkadaşlar suya koyup eritiyoruz. Kimyasal yani resmen ne olduğu belli değil. Onu kullandı. Ve 450 liraya da diş sıvısı ekledi arkadaşlar. Dizine vurdu. Faydası oldu mu? Oldu. Evet ama işte 6 ay, 1 yıl sonra veya 2 yıl sonra tekrar bunun tekrarlanması gerektiğini söyledi doktor. Yani devamlı her 6 ayda bir yılda bir diş sıvısı 400-500 lira 1000 lira para arkadaşlar. Ama bu kalıcı bir tedavi yöntemi. İnşallah deneyin. Faydasını gören arkadaşlar da bana dua etsin inşallah. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Saygıyla kalın arkadaşlar. Nasıl resim çekeceğiz?